Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin son 20 yıldır her yaştan, her sınıftan, neredeyse her etnik gruptan tüm vatandaşlarını çok yakından ilgilendiren, köyü, kentiyle her bölgesini etkileyen, yurt içi, yurt dışı her politikasına damga vuran en ciddi meselesini ele alacağız. Kürt sorunu. Yazdığı son kitabıyla bu konuda yakın tarihe ayna tutan ve sorunu mesafeli bir yaklaşımla her iki tarafıyla ortaya koymaya çalışan usta gazeteci Sayın Hasan Cemal bugünkü konuğu. Hoş geldiniz efendim. Evet, son derece kapsamlı bir kitap. Şekilde de görüldüğü gibi gayet kalın. Önce biraz ürkütücü ama başlar başlamaz son derece akıcı bir üsluba sahip olması dolayısıyla rahatlıkla okunan ve o oranda da bizi hem yakın tarih hem de günümüzle ilgili değerlendirmeler konusunda yardımcı olan kaynak, referans değerinde bir kitap diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu tabii kapsamlı bir çalışma dedim. Tahmin ediyorum böyle bir kapsamlı kitabı ortaya koymak da son derece derinlikli ve kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Uzun bir sürece yayılan bir çalışma tahmin ediyorum. Nasıl oluştu? Benim bildiğim kadarıyla 18 yıl araştırma, 2 yılda yazmak sürmüş. Evet. Aslında araştırmadan çok, bir bakıma araştırma ama araştırmadan çok gazeteci olarak İşte yola koyulup konuyu izlemek, üzerinde düşünmek, yazmak, röportaj yapmak, ilgili kişilerle, taraflarla konuşmak. Yani gazetecilik sürecimden, mesleğimden kopuk bir süreç, ayrıca bir araştırma değil de kendi gazetecilik bir hayat tarzı benim için. O hayat tarzının içinde de Kürtler, Güneydoğu, Kürt sorununda onun bir parçası oldu. Aslında hani böyle odalara kapanıp kitaplar okuyarak yapılan bir çalışma değil, daha çok alanda işte gezerek, tozarak, konuşarak yapılan bir ama çalışma. Ama belli bir sürekliliği de sürdürdüğünüz bir gerçek, devam ettirdiğiniz bir gerçek ve şunu düşündüm. Hasan Cemal bütün bunları yaparken, çünkü kendi notlarınız da var. Yarın öbür gün bunlar bir kitap olarak bir kaynağa dönüştürebilir düşüncesiyle mi hareket ettiniz ve o belgelerinizi böyle toparladınız, tasnif ettiniz? Valla şu var, dediğiniz de gerçek payı var. Şimdi Batı'da gazetecilik falan okurken, ben gazetecilik okumadım da öğrendim meslek içinde. Ama okurken hep şu tavsiye yapılır, gazeteci günlük tutar diye. Yani gazetecinin, benim de bir tarafıma takılmıştır bu, kafamın bir tarafına. Günlük tutmak iyi bir şeydir. Çünkü bir gazetecinin bazı fırsatları vardır. Bazen eşsiz fırsatlardır bunlar. İşte kendi alanlarında, siyasette olsun, edebiyatta olsun, şurada burada olsun, önemli insanlarla tanışırsınız, önemli olaylara tanık olursunuz ama bunun hepsini yazamayabilirsiniz. Yersizlikten yazamayabilirsiniz, zamansızlıktan, şundan bundan ya da yasalar el vermeyebilir. O zaman not tutmanızda yarar vardır. Yani bir günlük tutmaktır. Bende bir günlük tutma alışkanlığı oldu. Yani daha önceki kitaplarımda da oldu. Mesela askeri yönetim döneminde 12 Eylül dolayısıyla tuttuğum notlardan iki kitap çıkmıştı. Tank Sesiyle Uyanmak ve Demokrasi Korkusu. Şimdi bu çerçevede Kürtler kitabında yazarken bir taraftan günlüğümden yararlandım. Çünkü, çünkü notlar bölümü var. Hem yazılarınız var, hem röportajlar var, hem notlar. Ve onlar daha çok röportajlar, yazılar kitap yazılırken yararlanıldı. Ama bazı yazılarım, ki onların sayısı 8-10'u geçmiyor kitabın içinde, özellikle koydum. Çünkü 80'li yıllarda ben bazı şeyleri yazmıştım demek için söyledim. Yani ilk defa bugün yazmıyorum bakın diye de böyle bir biraz kendime dönüklük içinde onu yaptım. Ama çok az onların sayısı tabii. Şimdi Doğan kitaptan çıkan bu kitabınızın ismi de tartışıldı. Kürtler çok geniş bir isim, kapsamı çok geniş. Daha detaylı, daha spesifik bir isim olamaz mıydı diye. Bu tabii sizin takdiriniz. Ben farklı bir açıdan değinmek istiyorum isim konusuna. Böyle bir isimde bir kitabı 5 yıl, 10 yıl önce çıkartmanız mümkün müydü? Benim yazdığım tarzda şöyle söyleyeyim. Yani
96-97'den itibaren 90 hatta 95'ten itibaren çıkabilirdi. Ama 92-93-94 ya da 95 yıllarında çıkarmak pek kolay değildi. Çünkü o zaman PKK'ya karşı devletin vermiş olduğu, bir yerde ben her zaman altını çiziyorum, haklı ve meşru mücadele en doruk noktasındaydı. O dönemlerde çıkarmak zor olurdu yasal açıdan. Çünkü bir takım sınırlamaları hissediyorduk. Şimdi Kürtler ismine gelince şunu söyleyeyim. Bunu tuhaf bulanlar da oldu. Her fikir muhterem, bir şey demiyorum ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de Kürt sözcüğünü ağzına almak hapse girmek sonucunu doğuruyordu yıllar yılı. Ben Kürtler derken bir defa böyle bir noktanın altını çizmek için söyledim. İkincisi bu Kürtler ve Türkler olabilirdi. Çünkü bir yerde Kürt sorunu aynı zamanda bir Türk sorunu. Evet, bu bizim sorunumuz. Evet, çok güzel diyorsunuz. Evet. Ki bu sadece yani ismi Kürtler ama bu kitap Kürtlerin olduğu evet. kadar Türklerin de kitabı. Evet, kitabı ve aynı zamanda bizim demokrasimizin nereden nereye geldiğini ya da eksikleri nedir onu da gösteren bir kitap. Şunu söylemek istiyorum. Demin söyledim yani PKK'ya karşı verilen mücadele haklı ve meşruydu ama aynı zamanda bu mücadele verilirken geçmişte ve yakın geçmişte ve uzak geçmişte yapılan hatalar vardı. Onları da sürekli olarak sergiledim tabii evet. kitapta. Kitap başlar başlamaz okuyucunun suratına şöyle büyük bir tokat, şamar atıyor. Çok çarpıcı bir olayla başlıyorsunuz. Felat Cemiloğlu'nun Diyarbakır E-Tipi Askeri Cezaevinde yaşadıklarını anlattığı röportaja yer vermişsiniz. Neden böyle bir tercih kullandınız? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa Felat Cemiloğlu çok saygı duyduğum, sevgi duyduğum bir kişiydi. Ben onu 80'li yıllarda tanıdım. Ve bana uzun yıllar hiç böyle bir olaydan bahsetmemişti. 1990'lı yılların başında bir akşam Diyarbakır'da otururken ben kendi ağzından dinledim bunu. Ve o zaman bunun yazılmasını da istememişti. Ve çok çarpıcı gelmişti bu bana. Yani bir cezaevi, bir askeri yönetim dönemi ve o cezaevindeki sistemin işleyişi. Yani insanı ezen bir sistem kurulmuş ve bu bilinçli bir biçimde işletiliyor. Bu korkunç bir şeydi. Biz o zaman gazeteci olarak bunları duyardık. Bir bölümü gazeteye haber olarak yansıdı fakat tamamını yazamamıştık. Onu yani satırlarda dehşet verici evet, sahneler var. Bu olayı sonra ben bu kitabı bitirmek üzereyken, hep aklımdaydı ama bu kitabı yazarken, bitirmek üzereyken gittim Felat Cemiloğlu'na. Geçen yıl Ekim ayı sonuydu. Yani seçimlerden 3-4 gün önceydi. Kendisi şu an 75 yaşında. Bu olayı yaşadığında da 55-56 yaşındaydı. Dedim ki ya ben bunu kitabın girişine koyacağım. İster misin? Sonra bu yazıldı. Sonra kendisine gitti. Aynen okudu. Avukatına okutturdu falan hepsini. Ve bunun birkaç açıdan çarpıcı bir olay o. Bir defa 12 Eylül askeri yönetim döneminde Diyarbakır askeri cezaevinde yaşananlar bir yerde PKK'nın ekmeğine yağ sürmüştür. Onun elini güçlendirmiştir. Birincisi budur. İkincisi devletin orada yaşattığı bir hoyratlık vardır. Bu da bizim yaşadığımız sorunun bir boyutudur. Üçüncü bir boyutu da Felat Cemiloğlu kendisinin hikayesini ve ailesinin hikayesini anlatırken aslında Türkiye'de bu sorunun geçmişini de anlatıyor. Yani geçmişte yapılan hataları da ufak ufak sergiliyor. Bir de bu 82'de yaşanan bir olaydı. PKK 84'te sahneye çıktı. Ve PKK her zaman der ki bana militan üretme fabrikası gibi çalışmıştır Diyarbakır. 84 Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla sahneye çıktı. Bu 81'dir. Evet öyledir. Ve benim de zaten Güneydoğu'yu öğrenmeye başlamam, Kürtleri öğrenmeye başlamam 84 sonrasındadır. O zaman Cumhuriyet'in genel yayın müdürüydüm ve bizim yaptığımız ilk yayınlarla birlikte o zaman sıkı yönetim devam ediyordu 84'te. O tarihte 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı olan, sonra da Genelkurmay Başkanı olan Necip Torumtay beni makamına çağırıp Selimiye Kışlası'na fena halde haşlamıştı.
o zaman çıkan fotoğraflardan dolayı. 84 yıl öncesi aslında 12 Eylül'de de Diyarbakır Askeri Cezaevinde korkunç haberler geldiğini biliyorsunuz ve onu da belirtiyorsunuz. Korkunç haberler gelirdi ama haberleştiremezdik diyorsunuz. Çok sınırlı bir bölümle o dönemde haberleştirebildik. Bir defa askeri yönetim vardı. Bunun peki o haberler size nasıl vardı. Ulaşıyordu? Şimdi tabii bu korkunç bir daha çok avukatlar aracılığıyla geliyoruz. Yani yapılan avukatlar, işkenceler avukatlar ve yerel muhabirler. Muydu o cezaevinin dışına haber olarak? Avukatlar, yerel muhabirler ve belirli ölçülerde de sıkı yönetim mahkemelerinde verilen ifadeler yoluyla geliyordu daha çok. Şimdi dediğiniz gibi Kürt sorunu Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla 1984 yılı Ağustos ayında patladı diyorsunuz. PKK. Evet, PKK. Hı-hı. Ve aslında orada bir başka dönüşüm de siz tabii kendinizi de dahil ettiğiniz basın olarak bir dönüşümün de yaşandığını söylüyorsunuz. PKK olayı patladı ve böyle bir olay aslında basını da apansız yakaladı gibi bir sonuç çıkıyor. Çünkü Sadece basını değil, bence PKK'nın şiddet ve terörü benimseyen bir patlamayla ortaya çıkışı aslında devleti de hazırlıksız yakaladı. Sadece medyayı değil, siyaset sınıfını da hazırlıksız yakaladı. Ve bunun nerede, ne olduğu, nasıl tutulması gerektiği konusunda çok az insanın farkına vardı. Devlet bu mücadeleye güvenlik kuvvetleriyle, askeriyle falan hazırlıklı değildi. Bunun nerelere gidebileceğini göremedi. İşte o dönemde Turgut Özal'ın da bazı çıkışları vardı. İşte 3,5 eşkıya falan diye. O da çok eleştirilmiştir Özal'ın da bu tutumu. Fakat çok fazla bir adım atamadı devlet ve güvenlik güçleri. Esas toparlanması devletin sorunun iyice parladığı 1991-92 sonrasındadır. Yani 1. Körfez Savaşı'nın çıkışıyla birlikte Kuzey Irak'ta çok büyük bir güvenlik boşluğu oldu. Geride o güvenlik boşluğuna PKK dedi. Silahlar ve cephanelikler, güvenlik boşluğu. Onunla birlikte büyük de göçle birlikte de sızdılar ve çok rahat hareket edebilir hale geldiler. 91-92 ve 93 yıllarında yükseliş yıllarıdır. Fakat devlet ondan sonra kendini yeniden bir yerde reorganize ederek üzerine yürüdü tabii. Şimdi bir başka yine çok altını çizerek söylediğiniz olay da Yeşil Yurt köyünde yaşananlar ki siz aslında bu dışkı olay için yedirme olayı, evet. Dışkı yedirme olayı yani hem devlete karşı muhalefetin artmasına sebebiyet veren bir evet, konu evet. Hem de Türkiye'nin yurt dışı platformda elini güçsüz kılan bir tabii olay. Türkiye Cumhuriyeti o konuda mahkum oldu sonra yani tazminat ödemeye 1993 yılına kadar o dava sanıyorum devam etti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Türkiye mahkum oldu sonunda tazminat ödemeye. Ve yine ben okurken çok düşündüren satırlardan bazıları da bu işkence sırasında sürekli örneğin İstiklal Marşı, işte Atatürk'ün gençliğe hitabesi, andığımız gibi bizim için çok değerli kavramların işkence sırasında kullanılıyor olması hakikaten çok düşündürücü bir olgu. Bu tabii yani bir takım değerli şeylerin kavramların içinin boşaltılmasına yol açıyor. Yani müthiş bir tepkiye yol açıyor. Yani bunu nasıl bir psikolojik baskı olarak kullandıklarını kendilerince uzman geçinen kişiler belki şey yapıyorlar. Bu tam tersi sonucu veriyor. Yani bir insana o baskıyı yap ve aynı zamanda bunları söyleterek yaptığın vakit her onun İstiklal tepkisi, Marşı'nı dinlediğinde evet, bir nefret duygusu kabaracaktı. Ne yazık ki, tam tersi. Düşman olmasa tepki, bile evet, bir düşman üretme tekniği gibi evet, bir ne yazık ki öyle. Durum. Ve zaten yani bir yerde sadece bu hapishane örneği değil ama bölge halkının devletle olan ilişkisinde, jandarmayla olan ilişkisinde, güvenlik kuvvetleriyle olan ilişkisinde sürekli bir dışlanma olayı vardır. Bir hoyrat muamele olayı vardır. O bir yerde devletten ve aynı zamanda rejimden soğutmayı beraberinde getirmiştir. Aslında bu hala geçerlidir ve bunun aşılması için devlete bir yerde gerçekten demokrasinin, insan haklarının daha çok götürülmesi gerekir. Ki bir yerde de Gaffar Okan'ın cinayetiyle ilgili olarak işte bize insan
gibi davranan çok önemli, bir isimdi. Çok, evet, çok onun önemli için onun bir kaybı nokta. Bizi çok üzdü. Evet, çok önemli bir nokta. Yani Gaffar Okkan bir emniyet müdürü olarak Diyarbakır'da çok sevilen bir insan haline, bir figür haline geliyor. Çünkü insanlara, Diyarbakırlıya çok iyi muamelesiyle tanınıyor ve insanca muamelesiyle tanınıyor ve ön plana çıkıyor. Çok ilginç bir örnek tabiatıyla ve ona sahip çıkılıyor tabiatıyla. Ve ne kadar vahim evet. ki ardından da kurban ediliyor evet. bir cinayete. Şimdi burada bir başka ilginç nokta sizin kitabınızda. Kürt sorununda basının rolü. Siz Hasan Cemal olarak elimdeki bazı notları o dönem kullanamadım ama şimdi en azından kitaplaştırıyorum diyorsunuz. Şimdi basının genelindeki tutumu netleştirmek açısından çok çarpıcı sayfalar var burada. Örneğin 108'de, 109'da ben bazı bölümlerini işaret ettim. Basının önde gelen medya mensupları ve patronları, işte Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Rahmi Turan, bunlar ve Genelkurmay Başkanı ve Özal bir toplantı yapılıyor ve orada çok çarpıcı konular geçiyor. Örneğin Turgut Özal Hürriyet'te çıkan bir Abdullah Öcalan röportajı dolayısıyla o dönem Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Rahmi Turan'la bir adeta ağız dalaşına giriyor ve o mülakatla ilgili olarak şöyle diyor: Apo'nun fevkalade reklamı yapılmıştır. Basın hürriyeti var ama biz yine tedbir alacağız diyor Özal. Rahmi Turan da Özal'a şöyle yanıt veriyor: düşman tanıttık, reklam yapmadık. Özal alaylı bir dille yanıtlıyor: tanıttınız ama biraz fazla tanıttınız diyor. Ardından Güneş ve Günaydın gazetesinin sahibi Asil Nadir sözü alıyor ve sizin deyiminizle devletten yana bir tavır sergiliyor. Devlete yardımcı olmanın önemine değiniyor. Yine bu arada Aydın Doğan bu konuyla ilgili İngiltere ile Arjantin arasındaki Falkland Savaşı'nı örnek veriyor ve BBC'nin habercilik görevini objektif şekilde yapabildiğine değiniyor. Bu haklı çıkışı yüzünden de Özal ve MİT müsteşarıyla hafif tertip tartışıyor. Özal, haberi verin ama propagandaya alet olmayın diye yanıtlıyor. Yine burada Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sabri 25 oğlu Paşa'yla bir polemik var. Yine Aydın Doğan'la yönelik olarak halkı devletten soğutucu yayın yapılmasın şeklinde 25 oğlu Aydın Doğan'a bir laf atıyor. Ardından tercümandan Nazlı Ilıcak soruyor: haberleri büyütelim mi, büyütmeyelim mi? Bunun üzerine 25 oğlunun yanıtı şöyle: Güneydoğu'da verilen mücadelemiz Milli Kurtuluş Savaşımız gibi. Gazetecilik bitiyor. Siz bunu not ediyorsunuz onun verdiği yanıttan sonra. Ve bir Dinç Bilgin'in cevabı var, o da çok ilginç. Yani Kurtuluş Savaşı basını gibi olalım. Vietnam dönemindeki Amerikan basını gibi değil. Evet. Ve tabii Özal'ın son olarak bir yanıtı var. Çok ilginç yerleri çizmiş. Güneydoğu haberlerini mümkün olduğu kadar küçültmenizde yarar var diyor Özal. Şimdi tabii ben bu sadece özetledim. Ama bunlar çok çarpıcı bilgiler. ve geriye dönüp baktığımız zaman aslında yakın tarihimizden en azından medya mensupları olarak, gazeteciler olarak hakikaten örnek almamız, ders almamız gereken satırlar bunlar. Bir de tabii böyle bir can alıcı, can yakıcı sorunla ilgili olarak basının genel tavrını da ortaya koyan son derece değerli sayfalar. Şunu söyleyeyim, şu açıdan da yaklaşılabilir buna, denebilir ki yani basın demek ki biraz devleti fazla dinlemiş, fazla frene basmış. İşte şu haberler küçülse iyi olur dediği vakit, dendiği vakit küçültmüş. Şunlar büyütülmesin dendiği vakit büyütülmemiş. Ve bazen devletin kendi işlerine fazla burnunu sokmasına da rıza göstermiş bir tablo çıkıyor ki bu gerçektir. Yani bir yerde basın olarak görevini aksatmış diyebiliriz. Ama bir de bir başka pencereden bakmak mümkün. Yani Türkiye öylesine bir belanın içindeydi ki, yani öylesine bir bataklığa çekilmek isteniyordu ki
Şunu unutmamak lazım. Yani 1984'ten 99'a gelinceye kadar, 98'e gelinceye kadar 40 bine yakın insanımız öldü orada. Bu korkunç bir şok. Sadece bunun manevi boyutu değil, maddi boyutu da Türkiye'ye çok pahalıya mahal oldu. Ve bu mücadele içinde, bir yerde bir takım geri çekilmelerin basında da yaşanmasını ben çok tuhaf karşılamıyorum. Ama bazı örneklerinin de eleştirilmesi gerektiği kanısındayım. Mesela bana çok eleştiri gelmiştir. O Yeşil Yurt olayını biz ilk defa Cumhuriyet Gazetesi'nde haberleştirmiştik. İlk defa ben kendi köşemde yorum olarak, kendi köşeme yorumsuz aldım o olayı. Ondan sonra manşete çıkardık. Aşama aşama gitmişti. Çok eleştirildi. Hatta bir seferinde Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde bir konuşma yaparken oradaki kurmay subaylardan biri bana bu soruyu yöneltmişti. Yani bu Türkiye'nin bu haber ve haberler, Yeşilyurt'la ilgili haber ve haberler Türkiye'nin ulusal güvenliğini olumsuz etkiledi mi, etkilemedi mi? Ben de şunu söyledim. Yani bu bizim basın tarihimizde, bizim meslimimizde çok tartışılan bir konudur. Basın özgürlüğü nerede başlar, biter? Ulusal güvenlik nerede başlar, nerede biter? Bu hep tartışılan bir konudur. Bu çizgi bazen böyle gelir, bazen böyle gider. Bir de biz yani sevilmemeyi ama, evet, hatta çok eleştirilmeyi de göze alarak günah keçisi olmayı dahi kimi zaman göze alarak gerçekleri yansıtmak, evet, durumunda kaldığımız için aslında çok da sevimli mesleklerden vallahi, biri değil gazetecilik ipek, bu anlamda. Şunu söyleyeyim. Yani bizde hiçbir zaman bizim gazeteciler, ben hep ayrı bir kategoriye koyarım onları, gazeteci milleti derim. Yani bir ayrı bir kategoridir bunlar. Ve gazeteciler öyle çok fazla sempatik bulunmazlar. Çok fazla sempatik bulunurlarsa zaten ona soru işareti, hı, koymak lazım. Görevlerini yapmıyor, evet, mu sorusunu sormak gerekiyor. O yüzden gazeteciler ve bu meslek antipatik olabilir bazı toplum kesimlerine, özellikle devleti yönetenleri, ama bu fonksiyonları da toplumun daha demokratikleşmesine, daha çağdaşlaşmasına ya da daha uygarlaşmasına yol açabilir. Şimdi bu Felat Cemiloğlu'na 1981 yılında o cezaevinde yapılanlar bir insanlık ayıbıdır. Ve bir yerde insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bunun gecikmeli olarak bir yerde yayınlanıyor olması, ki geçmişte de buna değinilmiştir belirli ölçülerde, onu kaydetmek isterim. Fakat bununla bir yerde bunun kamuoyuna mal edilmesi demek, bu tür ayıpların, bu tür kara lekelerin bir daha olmamasını yani sağlamaya bir, dönük bir şeydir. Haklı bir savaşı yani haksız, evet, duruma düşürmemesi. Aynı zamanda bu kitapta onu çok belirttim. Yani bir yerde devletin böyle bir mücadelede insan haklarını ve insan haklarının yanı sıra bazı büyük yanlışları yapması, yapılan fedakarlığı ve dökülen kanların da boşa akmasına yol açabiliyor. Şimdi cephenin öbür tarafına geçeceğiz. Tabii böylesine bir dram yaşandı. Çok kan aktı. Şimdi basın Kürt sorununa mesafeli yaklaştı dedik ama bir de gerçekten orada şehit olan onca insanın, ölen sivil halkın yaşadıklarına mercek tutup bunları aktarabildi mi? Biraz o konulara da değinmek istiyorum. Öcalan röportajınız ilginç. O konuyla da ilgili bazı sorularım var. Tabii bütün bunlardan sonra biraz bugün son gelinen noktadaki gelişmelerle ilgili yorumlarınıza da yer vereceğiz. Ama kısa bir aradan, tabii, sonra. Sesli Düşünenler'de gazeteci yazar Sayın Hasan Cemal'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Kürtler kitabına değiniyoruz neredeyse satır satır. Şimdi dedik ki bir de cephenin öbür tarafına geçelim. Gerçekten yıllarca Güneydoğu'da tırnak içinde düşük yoğunluklu bir savaş devam etti.
Ama ülkenin diğer bölgelerinde, özellikle batı bölgelerinde neredeyse hiç böyle şeyler yaşanmıyormuş gibi hayat devam etti. Acı şimdi bunu olan anlatan evet, çok güzel bir satır var. Yine altını çizdim. Yanılmıyorsam Şırnak, Tunceli civarında. Bir asker size şöyle diyor. Hasan Cemal Bey, acaba batıda kaç kişi bu dünyayı düşünüyor? Evet. Ve bu düşünceyle o askerler, o subaylar orada yaşam mücadelesi veriyor. Doğru. Ve onların o verdiği mücadeleyle ilgili Türkiye'nin diğer bölgelerinde insanların hiç haberdar olmadığı gerçeğini bilerek. Doğru. Ya ben onu ne ölçüde kitabımda hissettirebildim bilmiyorum ama buna yer verdim. Yani kendi röportajlarımda, yorumlarımda da yer vermeye çalışmıştım. Onun da onu da şöyle sağladım. Bazı yıllarda Genelkurmay'dan da izin alarak, onların izniyle, mesela bir tanesini Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın, Orgeneral Karadayı'nın izniyle oldu, biliyorum onu. Cudi Dağı'nın tepesinde, hiç unutmuyorum, Derhizi tepesinde, ondan sonra daha ilerideki Belbuka 3000 metreye yakın Belbuka tepesi vardı orada ve daha değişik yerlerde komutanlarla ve askerle birlikte birer gece geçirmiştim. Daha sonra komutanlarla sohbet etmiştim. Subaylarla, erlerle sohbet etme imkanlarım olmuştu bütün bu yıllar içinde. O yakınmayı her zaman duyuyordunuz. Çünkü düşünün, orada gece vakti güneş batarken ya da işte yüzlerini falan boyayıp nöbete çıkarlardı, araziye çıkarlardı herhangi bir PKK baskınına karşı falan. Ve onların oradaki duygu halleri, oradaki şeyleri müthişti ve aşağı yukarı 5000 küsur şehidimiz var. Bir ondan daha fazla gazi var. Yani bir tarafta PKK'nın insanlığa karşı işlediği suç var, bir tarafta bunlar var. Bir tarafta da iki ateş arasında kalıp ondan sonra Yaşama o kaldığı yerden devam etmek zorunda olanlar var. Yani orada gazi var diye geçiyoruz, evet, ama evet, sadece insanın eli kolu kaybolmuyor. Evet. Bir de psikolojik olarak o kadar evet, çok şey yitiriliyor. Tabii ki. Tabii şunu da her zaman için söylemek lazım. Bir tarafta o var, öbür tarafta yine dağda PKK'lı olarak ölenler var ve onların aileleri var. Yani onların anneleri var. Onları da düşünmek lazım. Yani yarayı bir bütünlüğü içinde alıp, ele alıp o yaranın tedavi edilmesi, iyileştirilmesi lazım. Sadece geçmişe takılırsak, sadece yaşananlara takılırsak o yarayı tedavi etmemiz mümkün değil tabii aynı zamanda. Siz tabii Kürtler üzerine bir kitap yazdınız. Böyle bir kitapta Abdullah Öcalan röportajı olmasa zaten şaşırırdık. Abdullah evet, Öcalan'la da bir röportajınız evet, var. Aslında tabii ben o satırları okudum izlenimimize dair. Evet. Çok da hoş olmayan bir izlenim diye algıladım ben. Yanılıyorsam düzeltin. Hı-hı. Neler hatırlıyorsunuz? Şimdi ben 93 yılı Nisan ayında işte Frankfurt'ta, kitapta da anlatıyorum ki Frankfurt'ta bir yerlere telefon etti falan. Beyrut üzerinden Lübnan'da Suriye'nin kontrolündeki BK'ya geldik. Orada bir Zahlah kasabası vardır. Orada bekledik. Ondan sonra bir arabaya bindik. Bir akşam vakti güneş batarken bir eve geldik. Kapı açıldı, pat diye Öcalan'la, Apo'yla karşı karşıya kaldık. İşte o andaki duygumu anlatıyorum. Elini uzattı, el sıkışacaksın. Bir tarafta Türkiye'yi hakikaten fena halde kanatan, bu kadar ölüme yol açan, maddi manevi kanatan, şiddet ve terörü benimsemiş bir yeraltı örgütünün lideri var karşısında ve el uzatıyor. Bir orada bir rahatsızlık yaşadım. İkincisi akşam yan yana odalarda bir yattık. O arada bize havlu falan verdi. O da kitapta ayrıntılı olarak. Şimdi orada da bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Fakat bu bizim gazeteciliğin, gazeteci milletinin ve mesleğinin bir cilvesidir. Yani
Bir yerde biz bu tür görüşmeleri yapmak durumundayız. Yani gazeteciler hep bu tür şeylerle, tercihlerle mecbur karşı karşıya olarak, kalmışlardır. Yani ve neyin ne olduğunu aktarmak zaten burada söylüyorsunuz. Evet. Kendine özgü bir meslek. Bunun için ayrı bir kategori, ayrı bir sınıf sayılıyor. Evet. Gazeteci milleti diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz bugünlere gelmek istiyorum. Çünkü güvenlik anlamında bu sorun artık yoğunluğunu yitirdi. Siyasi anlamda, askeri bakımdan bitirildi evet. PKK. Evet. Yani hiç kuşkum şimdi yok. Biz siyasi anlamda bir seslerini duyurma mücadeleleri var ki işte şiddetle bastırılmış sorunu ben şiddetle gündeme getirdim diyen bir Abdullah Öcalan sonrasında bugün artık siyasi anlamda belki bir barış ortamında soruna çözüm bulunması gerektiğini söylüyorsunuz. Ve hemen tabii bu siyasi haklara paralel olarak ki onu birkaç yerde de tespit ettim. Belki bu tespiti yapmamız için okuyucu hı-hı olarak satır arasına gizlemişsiniz. Gençler o bölgeye gittiğiniz zaman size gelip diyorlar ki biliyor musunuz abi gençler neden dağa çıkıyor? Hı-hı. İşsizlikten. Evet. Şimdi ekonomik anlamda da tabii bir mücadele verilmesi lazım. Bir adım daha öteye gitmek gerekirse bir ülkenin vatandaşlarına ekonomik ve siyasi hakları verseniz bile bir adım ötesi tabii ki kültürel haklar. Çünkü her birey tanınma ihtiyacını da gidermek ister. Şimdi bütün bunların çerçevesinde bugün yaşananları yani böyle bir acı geçmişi ki yakın bir zamanda geride bırakmış bir ülke olarak bugün geçmişten ders aldığımızı düşünüyor musunuz? Geçmişten ders alanlar mutlaka var ama almayanlar da var. Yani geçmişte yapılan hataları devam ettirmek isteyenler de var. Yani bugün hiç kuşkusuz aş ve iş sorunu çok önemli. İnsanların karnının tok olacak, sırtlarının pek olacağı bir ortam yaratman lazım. Bu da işsizliği yok etmektir. Ekonomik büyümeyi, fabrika açmak, iş yeri açmaktır. Bu hiç kuşkusuz çok önemli bir nokta. Ama ikinci bir nokta o insanların işte sağlık sorunlarını çözmek, eğitim sorunlarını çözmektir. Bu bir seferberliği gerektirir. Bu bir kalkınma seferberliğidir. Ama aynı zamanda insanların dillerini inkar edemezsiniz. İnsanlar kendi dillerini öğreneceklerdir, öğreteceklerdir. Radyo ve televizyonda şarkılarını, haberlerini dinleyeceklerdir. Aynı şekilde bununla ilgili yayınları serbestçe yapacaklardır. Sınır herkesin tabi olduğu yasal sınırlardır. Yani bir zamanlar bir de, Erivan Radyosu'nu dinliyorlardı. Evet. Sonra Met TV izliyorlar. Evet. Halbuki bugün biz kendimiz bunu vermeliyiz. Kendimizin kontrolünde olan yayınlar evet, yapılabilir diyorsunuz. Hatta ben yarınki yazımdan size söz edeyim. Adalet Bakanı Cemil Çiçek bir yerde yakınmış ve demiş ki biz demiş hala bu Kürtçe yayın, Kürtçe radyo televizyonu konuşuyoruz demiş. Bunu hala yapamadık demiş. Bu yakınmanın altında bir şey var. Biz geçen yıl Ağustos ayı başında parlamento gerçekten büyük bir reformcu atılım yaptı. Ve bu ana dilde yani Kürtçe radyo televizyon yayın öğrenim konularını çözen yasal düzenlemeleri getirdi. Fakat biz hala bunları uygulamada köstekliyoruz. Yasasında değişiklik yapmadığımız için. Köstekliyoruz ve getiremiyoruz bunun arkasına. Bu çok yanlış ve tehlikeli bir şey. Şunu unutmayın. Kuzey Irak'ta, Irak'taki Kürtlerin üniversitesi de var. Konservatuvarı da var. Tiyatrosu da var. Okulu da var. Radyosu da var. Televizyonu da var. Şimdi Kuzey Irak'ta bunlar yaşanırken ki yarın daha çoğu yaşanacak ve oraya bir federal düzen gelmesi ihtimali çok büyük. Bunlar yaşanırken biz hala sınırın bu tarafında Kürtçe öğretelim mi, öğretmeyelim mi, nasıl öğretelim, nasıl radyo televizyon yapalım falan dersek o zaman sadece kendi sorunumuzu değil üstümüze bile Kuzey Irak sorunu alırız. Yarınki yazımın konusu da bu. Başlığında deve kuşu gibi başımızı gömmeyelim. Yani Türkiye bir cazibe merkezi haline getirilmeli. Gelmeli. Aksi takdirde öbür taraf cazibe merkezi gelmesi gibi bir riski var. Tam tersine
biz bunları yaptığımız vakit orası da burası da sorun olmaktan çıkar. Önemli olan budur diyorum. Çünkü bakın Türkiye'nin seçim haritasına bakın. Doğrudur, biz Türkiye'de PKK'yı askeri açıdan belini kırdık. Bu doğrudur. Terör şu ya da şu bu şekilde çok marjinalize biçimde, çok münferit biçimde olabilir. Orada burada şiddet eylemini koyabilirler, o ayrı. Ama genel olarak yenilmiştir. Fakat siyasi açıdan baktığınız vakit bakın HEP'i kapattık, DEP çıktı. DEP'i kapattık, HADEP çıktı. HADEP'i kapattık, DEHAP çıktı. DEHAP kapattık, bilmem ne çıkacak. Şimdi buna rağmen, tabelalar değişmesine rağmen doğudan güneydoğuya böyle bir baktığınız vakit aynı partiler, aynı parti oyu alıyor ve oranın insanı Ankara'ya temsilcisini gönderemiyor %10 barajından dolayı. %60 oy alıyor Diyarbakır'da. Barajı geçemediği için hiç milletvekili gönderemiyor. %60 hiç milletvekili gönderemezken %10-11 oy alan parti bütün milletvekillerini gönderiyor. Bu müthiş bir seçim haksızlık. Seçim sisteminin müthiş bir haksızlık ve devlete ve rejime dönük, Ankara'ya dönük yabancılaşmasına yol açıyor. Yani bu gerçeği çözmesi lazım Ankara'nın, siyasi otoritenin. Siyasal katılımın yollarını açması lazım. Demokrasi çıtasını yükseltmesi lazım. Aynı zamanda büyük bir seferberlikle hem eğitimde hem aş ve iş sorununda mesafe alması lazım. Ki tabii, bunu daha henüz başlatamadık. Ki basın da belki burada etkin şekilde üzerine düşen sorumluluğu hayata dönüştürmeli ki bu anlamda sorunları siz en azından böylesine referans niteliği taşıyan kapsamlı bir kitaba imza atarak bu konuda pek çok meslektaşınızın yine bir adım ötesine geçmiş oluyorsunuz. O anlamda tabii size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak da Amin Maluf'un sözleriyle noktaladığınız kitabınızı. Evet. Biz de programımızı o sözlerle noktalayalım istiyorum. Benim giriştiğim çaba son derece mütevazı. Neden bugün bunca insanın dinsel, etnik, ulusal ya da başka kimlik adına cinayetler işlediğini anlamaya çalışmak demiş. Sayın Cemal, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız ve düşüncelerinizi büyük bir cesaretle seslendirdiğiniz için. Çok son olarak ederim. Programımızın sonunda konuklarımıza uzattığımız bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Ben de size teşekkür ediyorum çünkü böyle kolay değil. Konuyu anlayarak ve inceleyerek röportaj yapmak. O yüzden ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden bunu duymak benim için bir onur. Sağ olun.